Merhaba sevgili seyirciler. Odri meydan yoksun ortada. Ama Odri meydan nasıl yokum? Varım ben. Yok yok sen değil abi yorum yazanlara diyorum. He. ben varım. Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün Samsun'dayız ve çok değerli konuğumuz Aytekin Akyüz yanımızda. Abicim hoş geldin. Görmeyeli bayağı oldu. Sen kardeşim. Benim ayağına yüreğine sağlık. Kardeşim vallahi sizi gördüm, çok sevindim. Bilmukabil abi. Yani burada sizi görmek benim için gurur. Ve de seviyorum. Geçen geldim, İstanbul'da görüşemedim kardeşimle. Allah razı olsun, o bizim yanımıza tekrar geldi ama sezonumuzun zamanında yine gelmedi. Ama olsun, iyi veya kötü, ne varsa, ne yoksa yine buradayız, yine tartışacağız, yine konuşacağız. Önemli olan burada insanlarla sohbet, muhabbet, konuşmak, güzellik. Başka hiçbir şey derdimiz yok. Ne ticaret, ne bilmem ne. Sonuçta biz kuşun güzelini, güvercinin kalite olanını bulup uçurmak. Meraklısıyız bunun çünkü. Merak, bizdeki bu merak hiçbir şeyde yok. Anlatabildim mi arkadaşlar? Onun için gezeceğiz, göreceğiz. Kalite demişken abicim, lafını böldüm, özür dilerim. Şu an kümesimize geçip senin için en değerli kuşunu bize göstermeni şimdi istiyorum. Şimdi benim için en değerli kuşlar tabii ki var, yok değil. Burada da var, burada da var, yukarıda da var. Bende güvercin biraz fazla, bu aralar fazla. Çünkü kuşları yavru aldım, uçurdum, denedim. Telek bekliyoruz. Şimdi hani telek dediğimiz tabirde teleklerini, kuşların kanatlarını biz telek diyoruz. Bunları beklemek zorundayız. Kanatsız hayvan olur mu? Kanadımız kırık, kolumuz kırık, ayağımızda çivi batmış yürüyebiliyoruz mu? Aynı hesap. O yüzden bekleyeceğiz. Tabii ki. Nereden istersen oradan görelim. İstersen buradan, istersen buradan. Şu an buraya daha yakın olduğumuz için terasta sonra geçelim abi. Tabii ki. Gel buyur kardeşim. Gidelim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Benim kuşla alakalı ilgim, bilgim sıfır. Yani kuşla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden Aytekin abi beni kandırıyor mu, doğruyu mu söylüyor? Bunları lütfen yorumlara yazın. Kesinlikle kandırma olay diye bir şey bizde olmaz. Çünkü neden diyeceksin? Kandırma olayla bizim işimiz olmaz. Biz kimseye bu konuda ticaret maksatlı burada kuş da satmıyorum ben sana. Ben sen bu işe merak verdiysen, gönül verdiysen ben de sana destekçi olurum. Çok sağ ol abi. Neden destekçi olurum? İyi olma, bunu iyisini bil de beste diye uğraşmayalım. Ben de uğraştım, çok uğraştım. Senelerden beri uğraşıyorum. Hala da uğraşıyorum. Yaşım 51 ama yine buna meraklıyım. Ha benim sana göstereceğim kuş bu kapıda 5 sene bir fil uçmuş. Ve de şu an kanatlarını bekliyorum. Yavrularını uçurdum. Hazır olan yavrular var, kanatlarını bekliyorum. Ve yine uçacak. Ve kaliteli kuşumuzu da göreceğiz. Gösterebilirim burada. Şu an şöyle istersen elimi alayım. Bu kuşumun ismi Kasırgalı. O kuşum benim gene donuk karanfilli dişi dediğimiz tarih eser kuşların annesi. Bunlar, kaç yaşında bu kuş? Bu kuş 6 yaşında. Bu kuş 9 yaşında. 9 yaşında. Evet.
9 yaşında. Tabii ki bunun daha önce nesli var. Yani daha önce oturmuş nesil, yani nasıl diyeyim sana. Damızlık olarak bizde şöyle. Sen anlamadığın için pek ben sana öyle girmek zorundayım. Yani damızlık dediğimiz zaman biz uçan kuşlara damızlık diyoruz. Bir sene, iki sene, üç sene böyle ayakta duracak kuş ki ben bundan yavru alayım. Şimdiki sistemdeki kuşların çoğunluğunda yani ayakta durmuyorlar. Oynuyorlar. Çok iyi. İyi metraj. Güzel. Ama ayakta durmuyor kuşlar. 15 gün, 20 gün. Yok. Ortada yok. Yok ondan sonra. Biz de bunu ne yapıyoruz? Daha iyisini bulmak için uğraş. Onu ona vuruyoruz. Onu ondan ona çıkartıyoruz. O yüzden uğraşmak zorundayız. Güzel kardeşim. Bu iş uğraş istiyor. Uğraş. Ve de çok önemli bir iş. Emek. Çok büyük bir emek. Yani öyle göründüğün gibi işe gidiyoruz, akşam eve gidiyoruz, yatıyoruz aşağıya. Öyle değil bu iş. Kaç saatin geçiyor burada? Yemin olsun bak ben çalışmıyorum. Yani çalışırım. İşim var. Çalışıyorum, gidiyorum, geliyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Ama ben evde olduğum sürece sabahtan akşama kadar diyebilirim sana, beni biri davet etmese bir yere, evdeyim. Ve de bu hayvanlarımın yanındayım. Bunlarla beraber nereye gideyim ki? Bunlar benim arkadaşım, kardeşim, her şeyim, çocuğum. Yani gerçekten güzel bir uğraş. Çünkü seni dandik işlere sürmüyor yani bunlar. Anladım. Anlatabildim. Abi, bu kuşlar için, yani güvercinlerimiz için, oyun kuşlarımız için bu yaşına kadar yapmış olduğun en ilginç bir anın var mı? Mesela bu kuşlar için en büyük ne yaptın? Vallahi ben bu kuşlar için en büyük ne yaptım? Hayatımı verdim. Çok iyi. Yani çok kuşlara iyi. Hayatımı verdim yani. Ben bugün diyebilirdim ki sana daha güzel konumlarda, daha güzel yerlerde, daha güzel iş sahibi. Yani elimizden bizim her iş geliyor. Yani bizi bilir yani. Bizim elimizde her türlü sanat da vardır. Yapamayacağımız iş de yoktur. Ama bak biz bunu bıraktık. Benim babam da öyle. Babam zamanında Avrupa'ya gitmedi. Kuşçuluk yaptı. Biz de ondan aşılandık. Bu bizde bir hobi, bir merak. Ama Allah'ıma şükürler olsun. Gene ben demiyorum ki vay işte kuş beslemeseydim. Ben iyi ki kuş beslemişim gene diyorum. Beni çoğu şeyden oturdu yani. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi bak. Şimdi benim kuşla alakam yok. Dediğim gibi sürekli tekrarlıyorum ama. Yani bu başarı öyküsü nasıl başladı? Sen bu kuşlara nasıl aşılandın abi? Şimdi ben bu kuşlara nasıl aşıladım? Çocukken okula giderken ilkokulda babamın yanına arkadaşları gelirdi böyle çok bizden büyük. Biz de tabii ki onlara servis yapardık. Çay servisi işte. Semaverini yap. Çayını getir. Gibi böyle onların sohbetleri ilgimizi çekerdi böyle. Anlatırdılar hararetli hararetli. O ona ikta, bu buna ikta. İşte ya işte senin kuşun şu, benim kuşum bu. Böyle böyle ya bunlar artık diyorduk ki ya bunlar bazen ilk kafadan deli mi bunlar? Yani öyle dediğimiz de oldu yani. Şaka değil bu. Ondan sonra baktım ki ya ama şöyle bir gün oldu. Evin önünde oturuyoruz. Babam kuş uçuruyor. Okuldan geldim. Ya kapıdan girdim. Kuş avluya bir geldi böyle. Yemin olsun böyle bak. Böyle kapatmış. Bir fırlattı kuş. Bir kaldırdım kafamı öyle. Ya kuş beni cezbetti yani. On dedim kuşa bak. Takla ata 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 ata. Lan ondan sonra merak saldık bu işe. Burada benim bir kardeşim var. Sam Sporlu Vural kardeşimiz. Çocukluktan beri beraberiz. Buradan Vural abimize selam olsun. Aynen kardeşimi çok severim. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Onunla öyle bir aşılandık bu işe. Anladın mı? O topa gitmezdi. Kaçardık okuldan işte kuş peşinde şurada burada. Ama ondan sonra tabii ki bu işe gönül verdik. Bu işi öğrendik. Bu işi yaptık. Bu işi kuralıyla yapmaya başladık. Sonralardan ben ihaleler yaptım. İşte mezatlar yaptım bu Samsun'da. Ama yoruldum artık. Gerçekten yoruldum yani. O yüzden şimdi burada uçurma işine karar verdim. Ben taklacı oyun kuşu besliyorum. Başka süs müs kuşlarla pek işim yok. Burada göreceğimiz kuşumuz. Burada göreceğimiz kuşlar gene bunlar benim çok sevdiğim. Gene aynı şekilde bunlar bir tarih kuştur yani. Şöyle bir tane alıp baksak abi. Tabii ki bakabilirsin kuş. İlla ki bakabilirsin. Vereyim. Mesela bu kuşum benim yere salma kalkabilir. Çoktan beri salmıyorum.
kanatlarını bekliyorum. Bak, son telek dediğimiz tabir kuşlarımızda hep bu olay var. Görüyor musun? Yani ben bunu çoğu yerde anlatırken, şimdi bazı arkadaşlarımız biliyor, bazıları bilmiyor. Şimdi biz bir gün bir konuşma yaptık. Bilmeyenler için abi, özür dilerim. Bilmeyenler için çok büyük bir ders oluyor. Tabii ben şimdi böyle uçuruyorlar ya. Böyle uçuruyorlar ya kuşu. Normalde kuş şimdi şu kanadı geliyor bak. Bu kanadı geldi. Geldi. Tamam, benim kuşumun kanadı geldi diyor adam. Albüsem gelmedi. Bak, ben gene öbür yayınlarımda da söylemiştim. Buradan geldi ama arka gelmedi. Bak, arka tarafı gelmedi. Yani bunları bilmek önemli. Sen buraya geldi, burayla kuşu uçurursan hata yaparsın. Canı acır. Şimdi bunu bekleyeceğiz. Bu demek. Şimdi biz bir öbür yayınlarımda konuştuyduk. Millet bizi yanlış anladı. Ya viraj golü. Ağzımızdan öyle çıktı. Yani bunlar normalde denge kolları. Yani şunlar, şu gördüklerin. Bunun denge. Ama yani, viraj kolu benim daha çok hoşuma gidiyor. Ha tabii ki, ben öyle ağzımdan öyle çıktı öyle dedim. Ama bunun kuralı bak, bunu niye yaratmış burada görüyoruz. Gene görüyoruz bak bunu, bak bak şunu arkadaşlar. Kurban olduğum bunu düşünmüş işte abi. Düşünmüş işte bak, burada onu yapmış. Yani bu bunu niye yapmış? O zaman keselim de bunu atalım havaya. Ha, yemez yani. Bak bu kuşum benim. Yani buradan salayım maçınalı gibi gider. İyi ki kalkmadı yani. Anladın mı? Buradaki kuşlarım bunlar. Geçelim öbür tarafa. Sen bana yine istediğin şekilde soracağını sor kardeşim. Biz gönlümüz zengin adamız. Şimdi abi, bu kuş olayını sektöre dökmüş insanlar var. Yani sektör bazında. Bu sektör ne değişmesi gerekiyor? Şimdi şöyle bir şey. Bak. Biz... Şöyle kameraya dönelim abi. Dönelim. Sırtımızı dönmeyelim. Olsun. Biz şöyle bir şey. Sektör derken şimdi şöyle bir olay var. Bu olay güzellik maksadıyla yapanlar güzel sonuçlar alır. Ama ticari maksadında olanlar çok. Şimdi biz de kuş satıyoruz. Satmıyoruz değil. Satmıyorum diyen yalan konuşur. Ne değişmesi gerekiyor abi bu? Şöyle bir şey. Bak, kupalarda tabii ki bu yarışlar olacak. Bir şeyin bir şeyi olacak gibi güzelliği olsun. Ben demiyorum ki yok kupa falan filan. Kupa da olacak ama... İki aşamalı yahut da üç aşamalı kuşlara kupa versinler. Yani bu sene yavruluğunda uçtu, buna bir secere yahut da bir şey tutabilirsin. Yani bu kuşun yavruluğunda bir çetere tutturmuş. Buna bir ödül verebilirsin. Bir şey diyemem, eyvallah. Ama kuş şimdi o günkü halinde alıyor kupayı kardeşim. Üç gün sonra gidelim seyredelim, kuş yok. Yok yani. Bunlar bir rant olmuşlar. Rant. O yüzden... ben buna biraz karşıyım. Ben o yüzden kupalara da karşıydım. Millet beni yanlış anlıyor. Ya kupalara olur mu? İşte sen de uçur. E kardeşim, biz zaten uçuruyoruz. Benim dünyada uçurup da seyrettirdiğim arkadaşlarım var. Buraya ben şu gördüğüm mekana şurada 20-30 kişiyi kuş salıp seyrettirdiğim oluyor. Ha, o gelenlere de ben kuş mu satıyorsun? Kesinlikle. Değil. Bu kuş bizi, demin dedim ya, bu kuşçuluk öyle bir şey ki senin açamayacağın kapıları inan açar. Öyle bir yerden açar ki yani o kapıya ulaşamazsın ama sende kuş vardır. Adam seni gelir bulur. Tamam mı? Vay der, o kapıyı açamadım ama o kuşu geldim buldum. Ben de o kapıyı açarım. Birlik, bu güvercin, tabii bu güvercin işi böyledir. Evet. Normalde yani, ha seviyorum bak tüm kuşçuları. Ben her zaman diyorum Türkiye'nin geneltisi. Ama art niyetli de çok insan var abi. Ya olabilir. Ya şimdi şöyle, ne diyelim? Videoları mesela izliyoruz. Alttaki yorumlar olumlu var, olumsuz var. Yani var. Bir de farklı boyutlara çeken var. Ben de üzülüyorum. Adam beni tanımıyor. Benim için konuşabiliyor. Konuşsun kardeşim. Meyve veren ağacı devamlı taşlıyoruz biz bu ağacı. Devamlı meyvesini alıyoruz. İncir vermiş. İncir bittiği zaman bu incirin yanına gelme gelmeyeceğiz. Odri meydan yoksun ortada. Ama odri meydan nasıl yokum? Varım yok, ben. Yok yok, sen değil abi, yorum yazanlara diyorum. He, ben varım. Yorum yazanlar şöyle. Yazabilir. Doğru. Yazsın. Doğru, bunlar da iyi şeyler aslında. He, yazsın. Yani, yazmayak ne kadar bir şey değil. Ya da ne kadar yanlış. Mesela ben bir arkadaşımı aradım. Ya kardeşim dedim. Yanlış anlama. İsmi önemli değil. Belki beni dinleyecek. Ona da saygı duyuyorum ama ben onu açtıktan sonra, telefon konuştuktan sonra benden özür diledi. Abi dedi, kusura bakma, ben seni tanımıyordum.
böyle konuştum dedi. Tamam eyvallah kardeşim dedim. Biz bir emekçiyiz. Haset olmaması lazım. Biz abi. Bir emek veriyoruz. Gerçekten bak sabah 6-6.30 kalkıyorum. Ben burada kuş uçuruyorum. Niye? Bir arkadaşıma, bir kardeşime gelip burada mesela arıyorlar. İyi kuşum var mı? İşte oturup bir kuş seyredebilir miyiz? Herkese doğru söylüyorum peki abi. Niye söylemeyeyim kardeşim? İyi kuşum var, iyi kuşum varsa var. Varsa buyursun gelsin ama şu an benim iyi kuşum var desem sana yalan konuşacağım. Niye biliyor musun? Onu ben anlatma anlatırım sana. Belki sen anlamadığın için aynen. Seni kandırırım ama aynen. Havaya at diyecek adam. Ama havaya atamadım mı sana diyecek ki vay yerde tıraş kuşları var adam. Abi merak diye. Edenler olur illaki. Bugün ha, atacak mıyız? Ama bak ne bugün diyorsun? Bugün atacak mıyız? Bugün şöyle. Bir tane kuşumuz var. Daha kanadı gelmedi. Yani inan bir sefer kaldırdım. İkinciye atacağım havaya. İzleyenleri kırmayacağız. Atacağız. Artık yani kuşumun belki hata yapar belki yapmaz onu bilemem. Hayvandır bu sonuçta. İnsanlar hata yapıyor yani. İnsanlar hata yapıyor yani. Sen dört dörtlük insan diyorsun ama bakıyorsun ki vay tıraş çıkıyor. Ha, ona da eyvallah diyoruz biz zaten. Biz her şeye eyvallah dedik bu zamana kadar. Anladın mı? Buyur kardeşim bak burada da güzel kuşlarım var. Bunları da sana göstereyim. İstersen salayım dışarı tek tek. Bak ben şimdi sana buradan bu sene burada uçacak kuşları göstereceğim. Yani. Burada. Abi, şimdi ben yorumlarda gördüm. Bilmediğim için soruyorum. Bir kuşun taklasız inmesi neyin habercisi abi? Şimdi böyle taklasız inen kuşları biz pek sevmeyiz. Niye abi? Neden diyeceksin? Şimdi taklasız inen kuş sevilmiyor. Çok iyi oynasa bile boş inen kuş seven de var. Sevmediği bir şey yok. Adamın hiç kimseyle işi yok. İyisin diyor. Yani. İyisin benim kuşum buraya oynasın. Gitsin istediği kadar diyor 100 metre ama gelsin insin diyor. Bana ne diyor ya? Ama biz şöyle, biz bu Samsun değil, Türkiye'nin her neresine gidersen git. Biz istiyoruz ki bizim kuşumuz oynadığı gibi inişi de onun gibi olsun. Yani adam gibi buraya bu mekana insin. Taklasın ben burada alsın. Ne kuşlar uçurdum ama buraya inmiyor. Gidiyor tepelere sarıyor, gidiyor oralara buralara iniyor. E ne oluyor? Uğraş boşa gidiyor. O yüzden iyisini bulmak zorundayız. Bak şimdi bu sene burada uçacak kuşları sana göstereceğim şimdi bak tek tek. Gel. Bak şimdi telek bekliyorum. Gördün mü? Son telek. Yani bu gelecek buraya kadar. Bunun gelmesi nereden baksan şu anda çıkmasınlar 20-25 gün gelecek. Bu kuşu hazırlaman da senin idman vermen 15 gün. Bu kuşun nereden baksan bir 40 günü var. 40-45 günü 40, var. Ha, çünkü burayı da tamamlayacak bak burayı da. Bu kuşun ben burada bu sene 3. sezon uçacak. Dur kızım dur aman. Kuşlar dışarıda şey oldu ya o yüzden içeri dalıyor. Millet de yanlış anlayacak. Kümesten içeri girdi ama uçmayan kuş. Bak kardeşim bu kuş daha tüyde. Bu kuş bu sene burada uçacak gene. Uçtu ve de videoları var seyredildi. Bak. Neredesin oğlum? Peki abi bu ırk olayını beni biraz aydınlatsana. İyi bir ırk nasıl olmalı? İyi bir ırk altına vermesi gerekiyor. Az dur onu da konuşacağız sana. Şimdi uçacak kuşları gösteriyorum hemen. Şu an seçmelerdeyiz. Çünkü göremiyorum kuş çok. Bak. Şimdi bak kanadı geldi. Bak yavaş yavaş bu kuşumun kanadı tamamlanmış. Bak. Aynen. Şimdi burayı da bekliyordum. Aa, bak buradan da az kaldı. Gördün mü? Aynen. Bunu da bekliyorum. Bu da uçacak. Bu da uçacak. Bu sene bak 1-2-3 sayıyorum sana şimdi bak. Ben gene geçen sene de 2022 dede Yunus kardeşime de dedim ki yukarıda göstereceğim o kuşu. Yunus kardeşim şu kuşa bak dedim. Bak kanadını bekliyorum. Hatta havaya saldım. Peleğini kesmişti Yunus kardeşimle beraber. Ay abi dedi yazık oldu. Olsun dedim gelecek. Şimdi bak bunun da telekleri eksik görüyorsun. Bir tane buradan bir tane buradan gelecek. Kuş tekrar buradan tüye giriyor bak. Ne demek istediğimi. Bu kuşu da bu sene seyredeceğiz. Bu da güzel bir kuşum. Metrajlı. Güzel bir hayvanım. Eke.
Bu senenin ekesi yani. Yavruluk doğuştu. Bu sene eke olacak. Bak kardeşim. Bu kuşlarım da benim çok sevdiğim kuşlar. Bak paça, fizik, tip. Daha tüydeler çıkmadılar tüyden. Şimdi bak sana bu kuşun babasını da göstereceğim ben. Normalde elime almıyorum. Almadığım için. Bu ne ya abi? Bu kızıl benekli karanfilli kuş. Eke kuş. Çıksın kuşlarımız. Gel böyle. Yarın bir açıklama yapıldı abi. Kuş bakımı yasaklandı. Ne yapacak? Haydi ya onu kimse beni yemez yani. Mümkün değil. Ya büyük büyük para cezaları var abi. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Beni bundan ayıran varsa o zaman bize bir şey yapacak. Bizi robotlaştırması gerekiyor. Yani bunu ben kuş gribi zamanında bile benim dükkanım vardı. Geldiler. Beni öldürün. Kuşlarımı öldüremezsiniz dedim. Kesinlikle. Bir tane kuşumu vermedim. Bir tane hayvanımı alıp öldüremediler. Siz mi verdiniz bu canı? Ha eceliyle ölebilir. Avcılık yaptık, öldürdük. Tamam eyvallah ama bunu besliyoruz. Biz bunu sevdiğimiz için hayvanı sen sevdiğin çocuğu öldürebilir misin ya? Biz de bunu seviyoruz. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada diyor ne abi? Tabii ki kardeşim ya. Müslüm Gürses doğru diyor her zaman. Bak yemin çuvalı 800 milyon. 800 milyon. 800 milyon bir çuval yem, buğday. Ne kadar gidiyor bunu abi? Bunu ben mi yaptım? Ne kadar gidiyor? Ne bana gidiyor bir hafta. Bir hafta yani bu kadar kuşa, bu kadar hayvana bir hafta gidiyor. Abi şimdi bakıldığında burada çok kuşun var senin. Tamam. Bunun içinde hiç böyle yakalama, ne bileyim indirme falan bu tarz kuşun var mı? Şu an burada mı? Aynen. Sana ait olmayan böyle indirdiğin. Şu an burada ben yakalama kuşu kesinlikle kümestimden beslemem. Neden diyeceksin? Şöyle bir olay var. Şimdi ben senin kuşunu yakaladım. Sen de bir gün bu kapıdan içeri girdin. Aa benim kuşum. Ben de Aytekin Akgüz'üm. Baktın, geldin dedin ki bana, abi şu kuş benim kuşum. Ben de sana ne derim biliyor musun? Tamam kardeşim senin mi? Doğrudur. Senin sağ ol. Ama ben burada yakalama kuşu beslemiyorum. Peki senin kuşun hiç yakalayan oldum ya da çok, gördüğün. Çok, çok. Tepkiler ne abi ne diyorlar? Hiç işim olmaz. Mesela geldin, benim senin kuşunu burada gördüm. Burası benim mekan diyelim. Tamam. Gördün ne diyorsun mesela? Tamam ben ona derim ki kardeş bu kuş benim. Ama eskiden olsa ben o kuşu ondan alırdım. Ama şimdi artık kuşa doydum. Ha. O yüzden ben ona diyorum ki hayrını gör kardeşim senin olsun. Çünkü benim kapımda benim yerimde olmayan kuş bana lazım. Arkadaşlar başında da bahsettiğimiz gibi yani bu iş emek saygı sevgi içerisinde aynen. İlerlediği zaman çok hoş oluyor. Aytekin abiye çok yakışıyor bu olay. O yüzden kimsenin kuşunu beslememek lazım. Yani kuş sahibine yakışır. Eğer başkasının kuşunu sen alıp burada beslersen, yakalama, çırpma, çalma falan filan beslersen o iş sana gelmez. Abi şimdi bilmediğimden soruyorum. Kimseyle paylaşamazsın. Bu işlerde yani kuş işlerinde böyle parasal mevzular çok dönüyor. Tabii ki. Mesela bir kuş için en fazla ne kadar ödedin? Ben bir kuşa bu zamana kadar verdiğim para yani tek bir kuşa mı diyorsun? Hı-hı. Bak kendi bütçemde 5000 liraya kuş aldım. En yüksek. En yüksek. Ama tabii ki 1000 lira, 2000 lira... böyle kuşlar mesela ama ben kolayına birinden gidip de parayla kuş almam yani. He, anladım abi. Çünkü öyle bir ihtiyacım olmadı ama önceden bu işi yaparken para verip alıyordum. Çünkü o zamanlar ne yapıyordum? Bunun harbi ticaretini yapıyordum. Yani mezat yapıyordum. Satıyordum. Alıyordum senden. Sana satıyordum. Senden alıyordum. Ona satıyordum. Ama şimdi kendi güvercinlerim var. Kendi ürettiğim güvercinler var. Tabii ki bunu kurban olduğum Cenab-ı Rabbim üretti. O yarattı. Ama biz nedir? Birbirlerine çiftleştirerek, güzellik yani uçurarak, bunları görerek ne yapıyor, ne ediyor onu bilerek yavru alıyoruz. Ama tabii ki iki kuşu birbirine vurursun iyi çıkmayabilir. İlla ki iki anne baba dandik kuş diye demeyeceksin. Peki abi çok kuş olmasa güzel bir şey mi? Ya ben çok kuşu seviyorum. Neden seviyorum? İyi oldu anlamına geliyor mu yani? Tabii ki değil. Şimdi şöyle. Ben kolayına şimdi bu kuşları tutup da sağa sola ona buna böyle pek huyum da yok. Vermiyorum yani. Çünkü eskiden çok veriyordum. Ama şimdi emek. Emeğin karşılığı denilen bir şey var. Ben bunu öğrendim artık. Bedava verdiğin zaman emeğe o kuştan hayır gelmez diyorlar. Niye diyorlar? Bereketi mi kaçıyor çünkü abi? Çünkü şöyle bir şey.
adam para vermemiş ya. Diye at havaya. Ama sen burada ona ben 30 senemi verdim. Doğru. 30 senemi verdim bu kuşlara. Ben doğru. Burada besliyorum. Sana ben hediye ediyorum. Para vermedin. Hediye ediyorum. Hadi at ya. Ne oldu kuş diyeyim? Abi oradan ileri gitti. Böyle bir şey yok. Ama sen bana bir tane hediye et. Buraya gel. Ben sana onu uçururum. Başımın tacı. Gösteririm ne olduğunu. Bak kardeşim, kuşun iyi oynuyorsa maşallah kardeşim, kuşun iyi oynuyor. Ama ıskartaysa da kardeşim, kuşun ıskarta. Ne yapalım? İlk sana sorarım. Ondan sonra abi ver. Tabii ki vereceğiz. Biz burada ıskartayı tuttuk mu ne anlamı kaldı burada? Iskarta mı besleyeceğiz? O zaman ben bu kuşlara bu kadar emek vermişim. Gideyim her tarafta kuş var. 100 lira, 200 lira, 300 lira. Gider onlardan alırım 500 lira. Adamlar zaten topluyor, satıyorlar. Böyle olanlar da var. Yok değil. Tabii ki onlar, biz bunu konuşuyoruz. Yanlış olarak konuşmuyoruz. Bu da bu işin güzelliği. Orada da bir merak var. Mesela ben mezat yapıyorum derneğimizde. Mezat ne oluyor abi? Mezat demek ne demek? Kuşları açık ihalelere, ihaleye sunuyoruz. Yani kuşu çıkartıyoruz orada. Mesela sen kuş getiriyorsun. 10 tane kuş getiriyorsun. Satıyorsun kuşlarını. Şöyle de olabiliyor. Pek kuşların çoğalıyor. Uçuramıyorsun. İşin var. Ne yapacaksın? Bedava veriyorsun. Olmuyor. Yem çok para. Çok para. Eskisi gibi değil. Şimdi dedim ya, bir çuval 800 milyon kardeşim. Sadece bir çuvalla da olmuyor bu iş. Bu sefer satmak zorundasın ki, çünkü kuş kendini besleyecek abi. Besleyecek. Kuş kendini beslemedi mi bu işin merakı olmuyor. Tabii ki sen, artı hobin bu senin. İyi kuşu bulup uçurmak. Anladın mı? Güzel kardeşim. Bu işin güzelliği bu yani. Derecen var mı abi hiç? Vallahi derecen. Kupaların, böyle madalyaların. Şöyle. Var tabii ki var. Niye olmasın? Ama ben onlarla şunlarla yok madalyam var falan filan demiyorum yani. Benim gönlüm madalya. Oo çok iyi. Anladın çok mı? İyi. Arkadaşlar yani madalya. Sizin de gönlünüz madalyaysa yorumlara yazın. Madalya. Nedir madalya? Kuşun iyi olsun. Ben adamın kuşu iyi olsun. Ben ki gideyim ona madalyayı ben vereyim. Yeter ki beni çağırsın. Kuş seyrettirsin. Ama bana. Şöyle görsel bir kupa madalya varsa. Var tabii ki var kardeşim. Var yani var var. Hatta geçen bir arkadaşıma verdim kupalarımı. O da orada bir şey stand yapmış stand. Böyle aynen onların resmini atmış. O şu an kupalar onda. Bugün bana da bir hediye verir inşallah Etekin abimiz. Sıkıntı yok baba, ne, sen ne istiyorsan. Ya da şöyle yapalım, bence izleyenlere bir çekiliş yapıp iki tane kuş hediye edelim. Sıkıntı yok. Benim için hiç sıkıntı yok. Yani beni iki tane kuş. Belki bu olumsuz yorum yapanlarla da aran belki düzelmiş olur abi. Sıkıntı yok, bak ben kuşunda değilim, ben kuş gene veririm bak. Bir tane kardeşimiz var şu an Ankara'da. Ona kuş göndereceğim. Belki dinleyecek. İlla ki dinleyecek beni. Murat diye kardeşimiz. Bak bana kaç günden beri. Öyle çocuğa göndereceğim kuş yani. Çünkü söz verdim. Ben göndereceğim dedim mi göndereceğim. Yani neden? Meraklı çocuk, baktım. Parayla değil. İlle para değil. Ama böyle deyip de herkes de bana abi benden kuş falan falan. Sakın beni öyle rahatsız etmesin kimse. Çünkü ben de yani o kadar şey bir adam değilim yani. Atlattım mı? Atlatırım. Bana iyi geleceksin. Anladın mı? Her zaman da bu işler olmaz. Ama nedir? Arada sırada kuşlarımızın sedekasını vereceğiz tabii ki. Bunun da sedekası vardır. Çünkü bunu da ne kadar verirsen o kadar daha iyi. Peki abi, Kuşbaz TV ile tanıştıktan sonra hayatın ne değişti? Vallahi ben Kuşbaz TV'yi çok seviyorum. Arkadaşım Yunus'u da çok seviyorum. O da 10 numara bir kardeşim. Buraya geldi. Onunla tanıştık. Daha önceden tanışmamız gerekiyordu aslında. Ama tanışamadık. Benim yanıma getirmediler arkadaşımızı. İşte onun yanına gitmiyorum. Ya zibirlen lan. Ne alakası var? Biz burada kuş uçuruyoruz. Normalde ben, Yunus benim yanıma geldi mesela. Sadece böyle konuşma. Hep böyle şeysiz geldi. Kuş, hazır kuşlarıma hiç gelemedi. Onun da işi var. Çalışıyor. Bırakıp da işini nasıl gelsin? Biz şu anda boştayız. Biz burada kuş uçuruyoruz. O adam orada çalışıyor. Ama inşallah bundan sonra seninle beraber bu işi yürüteceğiz buradan kardeşim. Yunus'a bir selam söylesen abi. Yunus kardeşimi, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. 10 numarasın. Evet arkadaşlar, ikinci bölümümüze çatıda devam edeceğiz. Aytekin abi yine mükemmel kuşlarını bize tanıtacak. Yalnız bu sefer soruları moderatör soracak. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Kuşbaz TV tekrardan Aytekin Akyüz'ün yanında. İlk bölümümüz biraz farklı olsun dedik. Arkadaşımızı Erdem Yıldız'ı öne sürdük ve soruları o sordu. Biraz Aytekin abiyle o muhabbet etti. Şimdi sıra bende.
Artık zor sorular seni bekliyor Aytekin abi. Sınava girdim. Seni bugün zorlayacağız. Olsun kardeşim. 3 senedir, yaklaşık 2 senedir yanına uğruyoruz. İyi kötü kuş uçuruyorsun, uçuramıyorsun. Tüyde oluyor vesaire, cart curt derken. Evet. Bu zamana kadar geldik ama iyi ki seni tanıdık. İyi Allah ki varsın. Kuşbaz TV ailesine iyi ki kendini gösterdin diyelim. Allah razı olsun. Seninle ortalık daha güzel neşelendi, güzelleşti. Her zaman yüzün kadar güzel oldu her şey. Evet, sen şimdi de öylesin güzel kardeşim. Eyvallah, çok teşekkür ederiz rica abi. Rica ederim. Sağ olasın, var olasın. Bu arada atmacada geldi, kuşlarımız korktu. Oo. Havada iki tane kuşumuz var. İnşallah almaz diyelim. Baba bu dalabilir, bu şey çakır dedikleri. Dalabilir, aa dalıyor muydu? Yani neyse bırak, alırsa alır da. Evet, şöyle ben mikrofonumu takayım ve tak babam. Devam edelim. Islıkları ne çalıyoruz. Gitsin ha, bu korku için korku, değil mi? Tabii korksun gitsin. Korksun gitsin. Biz illa onu vurmak maksatlı değiliz. O da evet. Boğanın bir hayvanı. Evet. Abi sene 2023 ve Ekim ayındayız. Evet. Ekim'in sonundayız. Artık kuşlar tüyden çıkmaya başladı. Yavaş yavaş tüyden çıkmaya başladı. Aynen. Biz de normal kendi iznimize geldik. Gelmişken de seni bir ziyaret edelim. Tekrar bir görelim. Seni çünkü çok merak edenler var. Allah çok soranlar kardeşim, var. Çok eleştirenler de var. Güzel yorumlar yapan da var. Ancak biz hiç kimseyi kırmak istemiyoruz. Öyle bir amacımız da yok. Sadece burada güzel yayın yapmak istiyoruz. Yani. Aile ortamı oluşturmak istiyoruz ve bunun için uğraşıyoruz. Sürçülisan ederse de affola diyelim. Yani. Ve seyircilerimizden af dileyerek videomuza şimdi hep beraber başlayalım. Başlayalım. Evet Aytekin abi. Bu sene bir kuş uçurdun maşallah. Evet. Eke ikincisi oldun. Evet, kupanı evet. Aldın. Evet. Yani aslında bu biraz da manidar oldu. Kuş da şöyle oynuyor. Maşallah. Canın iyiyim senin ben. Maşallah be. Maşallah. Pelekleri çok... bile yok gördün. Evet ya. Evet. Yok evet. Sırf biz geldik diye aslında vallahi zaten. Billahi yoksa bu kuş evet. Havaya kalkmaz. Arkadaşlar yani kimse yanlış anlamasın ama biz bir şeyler gösterme zorunluluğu gütmeyen kişileriz. Çünkü Aytekin abiyi bilen biliyor. Bizi de bilen biliyor. Biz varsa havada atıyoruz zaten. Tabii ki hiç. Aytekin abi de aynı şekilde. O yüzden dolayı hani yapmış olduğunuz yorumlara biraz daha dikkat ederseniz, kalp kırmadan devam ederseniz daha iyi çok olur. Çok sevinirim, üzülüyorum. Aynen öyle. Yani sonuçta bunu hobi olarak, güzellik yani için bakıyoruz. Lafını kesmek istiyorum. Estağfurullah. Kusura bakma. Ben kuşçuları seviyorum. Neden biliyor musun? Hepimiz aynı merağı taşıyoruz. Biz burada yani kavga, gürültü, ya birbirimize silah falan filan değil ki kardeşim. Maksadımız kuş uçurup seyretmek, bunun iyisini bulmak. Benim kuşlarım hep iyi mi? Değil. Hepsi nerede iyi? Bunların hepsi iyi olsa tamam abi şampiyonuz. Bunların içinde neleyeceğiz 10 tane bulursak ne mutlu bize. Bak şurada şu kadar kuş var. 10 tane kuşum var yani. İçlerinde en çok hoşuma giden benimle beraber yaşayabilecek kuşlar 10 tane. Ya öbürleri ne olur ne gider. Uçurup göreceğiz deneyeceğiz. Ya bunu zaten kimse kestiremez abi. Mümkün değil. Yani kestiriyorum diyen kişi de muhtemelen biraz şey katıyordur yani içine. Ya tabii ki. Şimdi şöyle bir şey bak. Teleksiz kuşumuz kalktı. Evet. Demin. Ha ne aldık? Düşecek mi? Düşmeyecek mi? İlk idmanı. Şu an canlı göstereceğiz zaten. Tabii, bakalım düşecek uçuyor, mi? Düşmeyecek bak. Mi? Şöyle bak, şurada gösterelim. Kuşun zaten kanadı yok. Kanatlarını yok. Görürsün. Baş telekleri yok arkadaşlar. Yok yani gerçekten kuşun. Yok. Kendisi kalktı zaten. Şimdi yani. Mesela oyun yapmaya başladığı zaman patır 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 aşağı doğru yöneliyor. Bak bu şimdi kendini yani. Kaldıramıyor ya ve nedir antrenmansız. Nedir bunun ama kanadı geldiği zaman idmanlarını verdiğimiz zaman yani, bu kuş. Bak. Yine de ona maşallah yani. Yavrum gelsene kalktı. Benim bak, yavrum. Yere doğru düşüyor bak. Şu an kuş kendini toplayamıyor. Gel kızım gel bu yana gel. Düştü, topladı. Ama bu kuş muhtemelen düşecek. İnşallah gözümüzde düşmez. Bir gözümüzde onda olsun. Biz tabii muhabbetimize ki. Devam edelim abi. Tabii ki. Abi yapık. Bu sene seni tebrik ediyorum. Teşekkür helal ediyorum. Olsun. Kupanı aldın. Aldım. İkincilik kupanı aldın ve aldım. Bu kupa manidar oldu biraz. Aldım. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar. Ya bu adam kuş uçurmuyor mu? Ya bu adam hiç mi kuş uçurmaz? Hep mi konuşur? Bilmem ne derken bir baktık ki Aytekin Akyüz. Evet ben konuşuyorum da ama kupada alıyorum. Madem sizin isteğiniz kupa dedi. Samsun gibi bir yerde Samsun tüzüğüne kuş uçurarak Eke ikincisi evet, oldu. Eke ikinci bu ve çok kuşum, çok önemli. Kuşum burada. Kuşu da göstereceğiz şimdi abi. Kuşum burada.
Şu anda bu sene uçacak mı bu kuş tekrar? Şu kuşun bak. Kanatları şöyle hemen gösterelim. Bak, kaldırırsak kalkar. Şu kuş. Kaldırmayalım. Yanaştıralım. Son teleklerini kuşun bekliyorum. Kuşun da burada. Kuşuna güzel bir para da teklif ettiler ama abi, sen verme taraftarı değildin. Vermedim. Vermedin. Yani, vermedi. Neden vermedim? İyi kuş, hani diyorlar yani iyi kuş verilmez. Ben veririm. Ama şimdi şöyle. Biz bunun tabii ki aynı devamı bende var. O evet, yüzden veririm. Ama olmazsa vermem. Yani. Çünkü bir şeyin devamı varsa veririm. Bunun tabii devamı ki yok mu ki vermiyorsun abi? Şimdi bunun devamı var normalde. Şöyle bir şey vermedim. O andaki durumda vermek istemedim. Neden? Yani şimdi şöyle herkese... Kuşa, abi kuşa pek takılma, senin dikkatini dağıtıyor. Şeyimi bozuyor. Aynen, bozuyor yani. Sen konuşmana takip bak. Ediyorum çünkü gözüm ya, kuşu orada. Kuşu diğer arkadaşlar takip etsin. Nereye düşecek? Gözüm orada. Nereye belki inecek? Düşmez öyle de. İnşallah. Buraya düşer başka yere ya da şuraya düşecekse düşecek. Evet abi. Hani sonuçta onu o anda vermedim. Neden vermedim? Onu sana şöyle söyleyeyim. Hani bu kuşa çok bok atan oldu. Yanlış anlamasınlar. Kuşçuluk tabirinde diyorum bok atanlar yani evet, böyle. Beni kimse yanlış anlamasın. Yok kondu, yok konacaktı, yok kuşun kanadını kesti, yok bilmem neydi. Ben öyle kuşçu değilim. Bir kuş uçuyorsa ben bu kuşu sonuna kadar uçururum. Öyle iki uçtu diye, kupa aldı diye, yok kupası var, uçurmayayım ben bundan yavru alayım, çoğaltayım. Öyle bir kural da yok. Bu kuş havada. Ben bunu uçurduğum için satmadım. Gene uçuracağım bu sene. Bu sene büyük bir ihtimal gidebilir. Neden? Bu sene de uçsun, seyrettireceğim. İlle kupaya değil. Seyrettireyim. Yani ayakta olduğunu göstermek tabii istiyor. Benim işim, benim yani kuşum ayakta duracak kardeşim. Yani Aytekin Akyüz'ün zaten güvercin oyun kuşu dediğin zaman özelliği olarak ayakta durması. Ayakta dur. Yani biz seni de öyle tanıdık zaten. Yani ayakta durması. Benim kendi kuş beslediğim hayvanlarımın ayakta durması yani. Evet. Öyle 15-20 günlük kuş ben çok bulurum, uçururum öyle. Hop hop tamam, o değil yani. Benim evet, kuşum her sene, bir dahaki sene tüyden sözen, mesela tüy zamanı geçiyor, bitiyor, uçuruyoruz, deniyoruz. Ne yapıyor, nasıl oluyor? Mesela yavruluğunda çok hırslı oynuyor, ekeleştikçe evet, daha düşürüyor, daha güzel oynamaya başlıyor. Mesela bunlar da bir özelliktir kuşta. Bu sene kaç tane hazır kuşum var abi? Bak, uçacak olan. Benim burada şu an 25 tane hazır kuşum. 25 tane hazır kuş 25 var. Kuşum daha da fazladır. Şimdi biz böyle deyince insanlar yanlış anlıyor abi. Yanlış. Neden yanlış anlıyor? Ya o kadar kuş var da neden havada yok diyor. Havada her gün var benim kuşum. Havada her gün var. Her gün. Evet bak kuş. Olabilir. Kedi almasın, önemli değil. Oraya zorladı. Kedi de alabilir. Aytekin abi, şimdi sana şöyle bir soru soracağım. Sor bakalım. Yine baba, kuşlar dağıldı ama senin konsantrasyonunu aynen, bağlayıp olsun, buraya önemli değil, kameraya dönmeni istiyorum. Şöyle bir soru soracağım abi sana. Kuşlar da oyun kuşunda kademe denilen olay nedir? Mesela kuş ne zaman kademe yapar veya kuş her zaman kademeli mi oynar? Yani bu bir ırk mıdır, nedir yani? Bu şöyle bir şey. Bu bir ırk. Kademe derken, şimdi yavruluğundaki oyun tarzıyla oyun kademesi nedir? Yavruluğunda bir kuş diyelim 30 baş oyuna giriyor değil mi? Bu ne yapıyor bunu? Kademe demek. Kademeyi düşürüyorsun oyun seferini 15. Ne yapıyorsun bu sefer? Daha bilinçli, kademeli oynuyor mesela. Kademeli demek oyuna girdiği zaman, bak şimdi oyuna girdi, eke bir kuş tabanını vurdu. Daha güzel oyun çıkartıyor kuş. Evet. Kademe yani, yok şunu demek istiyorum. Şimdi oyun kuşunda geliyor mesela, ta 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 başlıyor. Hı. Bir duraksıyor, sonra tekrar devam ediyor. Yani bir 20 metre misal gidiyor, duraksıyor gibi oluyor. Bir takla daha, sonra tekrar bir devam ediyor. Yani kademeli gidiyor diyorlar. Oyun tazeleme. Oyun tazeleme. Evet. Kademe derken oyun kademe tazeleme derken, diyelim öyle. Kademe dedin mi? Oyun tazeleme. Heh, o. Oyun tazeleme. Baş tazeliyor kuş. Evet. Hırsını, tavizini. Yani bu bir ırk mı yoksa her kuş yapar mı bunu? Her kuş yapmaz. Irk diyorsun. Irk. Yani. Her kuş onu yapmaz. Evet. Yani kuş suratlı gider, oynar. Ondan sonra orada dersin ki oradan perdah gelecekmiş gibi olur ama evet, onu tekrarlar mesela böyle bir. Yahut da bir çap yapar. Bir çap yapabilir. Evet. Evet. Oynayabilir. O bir ırk. Her kuş yapmaz onu.
Her kuş. Onu her kuş yapmaz. Her kuş yapmaz. Peki yapamaz abi. Yani. Sana çok ilginç bir soru soracağım. Sor zaten bugüne bildiğin sorularla ben de. Abi. Güvercinler senin dilini anlasaydı. Mesela köpeklerde otur deyince oturuyor ya. Hmm. İnsanları anlıyor mesela sahibini. Sen kuşlara ne demek isterdin? Yani nasıl onlarla konuşmak isterdin? Vallahi ben onlarla öyle bir sohbet etmek yani isterdim ki. Yani oyna mı derdin, yerine adam gibi mi inler? Ne derdin? Yerine adam gibi inlerdim. Yani senin ilk söyleyeceğin, yerine öğreteceğin şey... Yerine adam gibi inlerdim. Beni kimseyle uğraştırma. Yerine adam gibi. Yerine adam gibi inecek. Kuş yerine adam gibi inecek. İnmedi mi, benim için midemi bulandırdı mı hiç anlamı yok. Bak inan ben burada ne kuşlar verdim. Sana anlatamam. Seni oyunda böyle mest eder yani. Of dersin, tamam abi. Şunu bir an önce Aytekin abiden alsak mı? Yahut da ne yapsak diye böyle. Ama kıvranırsın diyor. Tabii ama kaş kardeşim. İnmiyor ya. İnmiyor. İnan inmiyor ya. Bak gidiyor şu tepeye. Şuralara. Hı hı. Ağaçlara. İnmiyor kardeşim. Bunu zaten her seferinde bunu her zaman diyorum ben. Doğru benim diyorsun. Kuşum için değil, herkesin kuşu için. E peki abi şimdi mesela biz inme zorluğu çok olan kuşlardır. Bu. Anladım. E, bu kuşları yani buraya adapte etme şansın yok mu? O kendinde. Kendi mesela çok olur. Perdahlı olan kuş da buraya inmiyor, inmiyor mesela. İşte, inmediği ama bu kuş için. Kötü kuş mu? Benim için kötü kuş. E, bu kuş eğitilemez mi? Yok. Yani buraya indirme şansın olmaz çok mı? Çok zor. Kuşu? Şöyle bir şey oluyor. Buradan eğer bıkmış oluyor, kuşu başka yere verirsen orada da belirli bir süre uçuyor. Orada alışana da, kadar. Orada da aynı hatayı yapıyor. Yani. Evet doğru diyorsun. Bu kuşun ırkında olacak. Kendinde irkında. Olacak yani. Evet. İyi kuş demek o demek zaten. Anladım. O yüzden kuş burada ben iyi kuşumu uçurdum. İyi oynuyor. Başka yere veriyorum. Kötü oynuyor. Evet. O da benim için kötü. Çünkü orada da iyi oynaması gerekiyor. Önemli olan kuşta iyi oynayıp yerine inmesi kardeşim. Evet. Başka şimdi, anlamam ben yani. Şimdi kuşumuzda havada yalnız biz hani kuş izleyeceğiz şeyinde gelmedik. Sırf sen bizi kırmak istemediğin vallahi için attın. Gördün kuşu. Evet. Ne durumda olduğunu da gördün. Kanatsız saldım kuşu. Şimdi kuş uçuyor arkadaşlar. Hani hem muhabbet ediyoruz. Oyuna geldiği zaman da size göstereceğim. Kuşu da o şekilde görmüş olacağız. İkinci kalkışı zaten kuşun bak. Kanadı bana ikinci... hiçbir şey yok. Antrenmanı. Tabii diyelim. İkinci sefer. Dün bir kalktı. Evet. Bugün de sen geleceksin diye. Zaten sen geldin diye kaldırdım dün ben kuşu. Eyvallah. Yoksa sağ ol abi. Yoksa şu kuş yani şu anda çiftleşiyor yani. Erkenle beraber çiftleşme döneminde. Çiftleşme dönemi diyorsun. O yüzden uçacak bir durumu da yok. Ama nedir? Bak burada kaç tane kuş var. Evet. Kaç tane kuşum uçacak bu sene yani evvel Allah'ın izniyle. Hepsinin kanadını bekliyorum. Bak burada Araplarım var, Konur'um var, Donuk var, Kızıl var, Beyaz var. Maşallah. Bak kanatsız güzel. Yani kanadı yok, gücü yok, gidemiyor yani. Yani. Şeyliyor, benim yavru da kendi gibi. Kendine kakıp hiç sorma ya, bu da sürekli kaldı. Bebek abi ya. Yani ilk defa çıkarttım ya, onu da. Cik cik bir yavru. Yani abi yeni yavrular aldın. Yeni yavrularım var artık. Onları var. Da uçuracaksın sanırım. Var, var, var. Çok var hem de. Bu sene bayağı yavru aldım. Şu bayağı. Sürekli gördüğümüz meşhur arabanı görebilir miyiz abi? Tabii ki, tabii bir arabı ki. Tabii görelim. Ki. Gel. Şöyle bir... Gel ona tarihi eser kuşumuz abi, bu gene, kuş gene bilemiyorum ama gerçekten çok güzel bir kuş. Tarihi kuşu, eser diyelim. Sen bu kuşu normalde... Bir saniye abi eşi değişmiş. Eşi tabii ki değişti. Farklılaştı. Tarihi eseri vurdum ben ona. Tarihi esere tarihi eser tabii mi diyorsun? O da tarihi eser. O da çok evet, arkadaşlar. İstanbul'da uçtu bu kuşumuzda. Bu kuş İstanbul'da tabii uçtu. Tabii ki bak burada da Burhan Hoca'ya benden buradan selamlar diyorum Burhan Hocama. Çok selam olsun. Evet, eşleştirme yaptım. Eşleştirdim şimdi. Bir bakalım şimdi. Abi ona bir elinde. Yani o kuş gerçekten güzel bir hayvan. Şimdi bunu salarsam belki o kuşun yanına kanat kalkar. Olsun, olsun be abi. Kalkmasın abi. Ya şundan diyorum abi. İnsanlar ufak da olsa bir görsün. Görsün. Kırma ama bizi. Ama ben bu kuşu inan şöyle şu anda. Şöyle bir gösterelim paçalarını, maçalarını. Bu kuşun benim Arap bol paça. Evet. Annesi bunun donuk benekli bol arkadaşlar, paçaydı. Arkadaşlar gerçekten kuş güzeli. Anladım. Arap severlerin yani yavruları da öyle. Tabii, yavrular tabii, da tabii. Hep böyle bir paçaları maçaları. Kuş da geliyor. Evet. Bir sal be abi bir bakalım bizi kırma. Evet. Maşallah. O da beni kırmaz. Maşallah. O da seni kırmadı. Kırmaz. Yere indi. Bu kuş tekrar geldi. Ay cananıyım senin. Eşini de salayım bari. Eşini de sal abi. Eşini de görelim.
Onu da kestim. Bununla bunu ki, vurdun abi. Peki ki. Bu erkek ne yapıyor ki bunu ona eşledin? Bak yani onu ona layık gördün. Bu kuş 3 saat 3 saat uçar. Evet. 19 baş. 20 donuk baş. Donuk olan mı? Donuk. Evet. 20 baş oyun çıkartır. Ve de adam gibidir. Yerlerine çok sadıktırlar. Hiçbir yere atmazlar. Öldürür kendini. Hiç gidip de oraya, buraya, şuraya öyle bir şey yok. Buradan kalkar buraya inerler. Onun kardeşi de burada. Yani sade o değil. Bak. Bu da kardeşi. Az yavaş, az yavaş. Panik yapmayın. Az yavaş, panik yapmayın. Devam mı orada? Devam. Bak şimdi kardeşim. O kuşlar, bu kuşlar hikaye. Anladın mı? Biz iyi kuşlarla bahsedeceğiz. Bak. Bu onun kardeşi mi? Bu onun kardeşi. O da pempe boncuk, bu da pempe boncuk. Bunlar tarihi eser kuşlar. Anladın mı? Evet. Tüyden sonra bunları seyredeceğiz burada. Anladın mı? Bir ay sonra yani yaklaşık bir iki ay sonra. Bir ay sonra. Bak şimdi Arap, mesela şu Arap, Arap dişinin oğlu. Saldığımız Arap dişinin tarihi eserin oğlu diyorsun bu. Aynen. Onun bir de kızı var gene. Ya gene. Senin kuşlar niye tüyden çıkmadı abi? Abi ya? Ben ne yapayım? Fırça gibiler bak, ya. Bak gel. Kaç tane kuş var? Bak ha. Burayı tamamladı. Evet. Bura yok. Şurası değil boş, mi? Bak, boş bak boş. Görmüyor musun? Kanat arkadaş. Var mı orada? Yok ama bura tamam. Bu da onun kızı kardeşi gene. Ama ey mermidir yani. Mermi lan abi. Anladın? O da gattı. O iner. Gattı. Gel kızım. Nerede? Gel kızım. Bunlar akıllı kuşlardır öyle. Uçmayacağı zaman. Maşallah. Ama kuş güzeli abi. Buraya inerler. Anladın mı? Şöyle onu bir çekelim. Bak Arap dişinin kız kardeşi bu da. Bu da tüyde. Bu da uçacak bu sene gene. Bu da kız kardeşi Arap dişinin. Hep tüydeler kuşlar. Aynı kuş. Aynı. Yani. Arap dişinin öz ve öz kız kardeşi. Öz ve öz kız kardeşi. Evet. Maşallah diyelim abi. Bak mesela bu erkek gene o tarihi eserlerden. Bunun da teleklerini bekliyorum. Bak konur dişinin de teleklerini bekliyorum. Hepsi kalk. Tamam bu konur kalkmasın da. Konur gelir, dola gelir. Şöyle bakalım abi biraz havada kuş görelim. İşte doğru mu? Kuşlar bizden de ürkme olabilir. E tabi abi biraz kalabalığız. Bak kanadı yok. Kaldırdım uç daha işte. Şimdi bak. Kanatları yok tüyde. Evet. Ama bu kuş mesela tüyden çıkmış olsa daha güzel oynayacak. Bizi yormayacak. Ay düştü mü düşmedi mi? Vay işte oradan öyle mi indi acaba falan filan demeyeceğiz yani. Evet doğru diyorsun. Anladın mı? Evet Aytekin abi. Evet kardeşim. Şimdi videoyu da fazla uzun tutmak istemiyoruz. Biz sadece seni görmek istedik. Allah razı olsun. Gelmişken kardeşim. De seninle bir video yapalım dedik. Teşekkür farklılık ediyorum. Olsun dedik. Arkadaşımız Erdem Yıldız sundu. Biz aynen. De kapanışı yapıyoruz. Ona da buradan çok teşekkür ederiz. Tabii Erdem ki. Kardeşim bir aramıza gelebilir misin? Aynen sen de Erdem seni alıştıracağız bu işe. Gel. Videomuza veda ederken gel, seni de görmek isteriz. Öyle kaçma ya. Abi Erdem'i kuşçu yapabilir miyiz? Bak Erdem'i ben kuşçu yapacağım kardeşim. Buradan sana söz veriyorum. Tamam abi. Ben bunu bak, bu benim can dostum ama senin can kuş beslemiyor abi. De, olsun ben onu aşılayacağım. Sen rahat ol. Burada evet. Ona her gün onu davet edeceğim. Şimdi abi, telefonu da alacağım. Beşek Erdem. Abi ben kuşluğa başlıyorum artık. Dayanamıyorum. Tamam. Çok hoşuma gitmeye başladı. Kümesimi de yaptım. Tamam. Bana bir çift harbi sağlam bir kuş ver dese. Seçebilirsin kardeşim. Bunu mu dersin yoksa seni seçtiğim mi olur, onu seçtiğim mi olur? Ben abi. Vermem gerekiyor. Sen anlamadığın için. Doğru. Ama görsel sevdiğin kuş var ama mı? Ama mesela dedi ki gitti tarihi eser arabi istedi misal. Şunu ya, istedi. Ben şu iki zenci isteyecektim. Zenci. Hani zenci? Sana zenciler veda olsun kardeşim. Zenci ne demek?
Zenci'yi mi diyorsun? Baba şimdi... Zenci'nin yavruları var. Sıkıntı yok ki. Yine Zenci ama yavrusu. Yine Zenci ama yavru. O da ekeleşecek, ya, o da büyüyecek. O da güzelleşecek. Takla atacak. Yani şimdi Latife tarafı bunlar sana daha iyi. Bu zencileri sana kediyor. Kardeşim evet. Olsun sen ama ben seni devamlı davet edeceğim ki bu işi öğren. Şimdi bu ara ara arkadaşlar zaten Erdem tamam. Yıldız'ı artık Samsung videolarında arayacağız. Ve genel olarak videolarda göreceğiz. Tabii. Bizim benim Kuşbaz TV daha orijinal olacak bilmediğim için. Evet. Çünkü bu işi evet. Daha iyi bilmen gerekiyor. Neden? Yani bu ayrı bir hobi. Aslında sen bazı şeyleri biliyorsun normalde bakıyorum. Ama duyduklarınla biliyorsun. Doğru doğru. Yani yorumlar, duyumlar. Ama şimdi bunun içeriğine girdiğin zaman çok farklı yani. Özellikle seni seçtim abi. Yani özellikle senden öğrenmek istediğim o zaman, için geldim. O zaman alolaşacağız kardeşim. Kuşun hazır olduğu zaman abi Erdem Yıldız'la. Bu arada benim gibi bilmeyip de öğrenmek isteyenler VIP grubuna üye olabilirler. Aynen. Arkadaşlar Erdem Yıldız kardeşimizin de Instagram adresini bu alta bırakacağım. Oradan da kendisini takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Evet Aytekin abicim. Arkadaşlar. Ağzına yüreğine sağlık. Sizin de emeğinize, ayağınıza benim mekanımı böyle geldiniz. Beni onur ettiniz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Siz de abi. Her zaman bu kapı sana açık kardeşim. Var olasın. Her zaman bu kapıya gelebilirsin. Bizim burada konuşmamız yine diyorum. Bakın kimse bizi yanlış anlamasın. Biz kuşçuluğu tartışarak, bazen kızarak, bazen bağırarak, bazen sinirli bir adam olarak konuştuk. Minnet bizi falan filan diyen de oldu. Ama kimse yanlış anlamasın. Kuş, hırslı kuş nasıldır? İyi oynar. Ben de hırslı olduğum için bazen hırs yapıyorum. O yüzden ben de iyi oynayacağım bir gün. Ama zamanı var. Tabii ki yine kuşumuz havada olsun, evet. Uçsun. O yüzden bütün kuşçu arkadaşları yine seviyorum. Ama lütfen şöyle yanlış yorumlar yapmayalım. Yani buyursun gelsinler benim kapıma. Beni tanısınlar, görsünler. Kuşçuluk nedir? Bu bir hobi. Hepimizde kuş var. Ben demiyorum ki bende kuş var, benim kuşlarım şöyleydi. Öyle bir şey yok. Herkes de var kuş. Herkes sevdiği kuşu besliyor. O yüzden yorumlarımızı daha güzel, daha güzel muhabbet. Ben herkesin kuşuna altına yazıyorum vallahi billahi. İyi kuş gördüğüm zaman. Ama nedir? Kuşun inişi, zamanı tabii ki. Şimdi kimsenin kuşuna bir şey diyemem. İnişlerinde idmanlarını verirken adamın kuşuna bok atamazsın. Adamın kuşu gelir iner taklasız iner o inemez oraya düşer. Onun, bak kesinle ben hazır kuştan bahsediyorum. Kim o? Bu mevsimde kimsenin kuşu kolayına hazır değil. Çok nadirdir hazır olan kuşlar. Onlar da sezonun başında bilmem neyinde yavru almıştır. Tüyden çıkartmıştır ya da kanadını çekmiştir bir şeyler yapmıştır. O kanadını çektiği kuş da gidip düşecek yani. Çünkü niye? Aynı dönem yani hiç fark etmiyor. Kanadı geldim diye bilmez o hayvan onu. O yüzden herkesi seviyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Ayağınıza yüreğinize sağlık kardeşlerim benim. Bu kapı her zaman size açık. Tüm kuşçu arkadaşlara sevgi ve saygı diyorum gene. Kalbimi yapıyorum. Eyvallah. Cansınız. Var olasın abi. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Şöyle bir. Sizin de. Elimizi sıkalım. Aynen. El sıkmak iyidir. Kapanışı artık yapıyoruz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aman kızım. Kuşbaz TV kanalına abone olup bizlere destek olursanız seviniriz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Aman kızım. Aman kızım. Yapma sakın öyle.